Manjete hoş geldiniz. Hafta sonunu Amasra'daki maden faciası ve onun yankılarıyla geçirdik. 41 insan hayatını kaybetti. Yerin 300-350 metre altında. İhmaller zinciri deniyor. İhmalin kelime manasına bakın lütfen Türk Dil Kurumu sözlüğünden. Ortada ihmal yok. Ortada kasıt var. Ve ortada bulunması gereken failler daha doğrusu katiller var. Amasya'daki maden faciası mevcut rejimin bir sonucu esasen. Farklı bir şey beklenemezdi. 2014'teki Soma'ya gidin, Ermenek'e gidin. 8 sene sonra kaldığı yerden devam ediyor Türkiye. Ve pek çok işletmede, sadece madenler değil, pek çok işletmede iş kazaları büyük riskle, büyük risk altında devam ediyor. İşçiler... Kelle koltukta çalışıyorlar ve şunu unutmayın: Bir ülkenin refah seviyesi, bir ülkenin e, konforu, bir ülkenin kalitesi esasen iş kazası oranlarıyla ölçülür. Eğer iş kazalarını minimize etmişseniz, gelişmiş ülkeler seviyesine indirmişseniz, ha işte orada bir şeyleri başarmışsınız demektir. Çünkü iş kazası meselesi sadece iş yerlerinde alınan önlemlerle ilgili değildir bu tabandan tepeye doğru silsile halinde pek çok tedbirin de bir arada el alınması demektir. Ve o tedbirlere bağlı olarak rejimin, sistemin adına ne derseniz, parlamenter sistem deyin, demokrasi deyin, cumhuriyet deyin fark etmiyor. Aksiyan taraflarının düzelmesiyle mümkün olabilecek bir şeydir. İyi işleyen bir sistemde iş kazaları minimize edilir ve bu pek çok parametreye bağlıdır. Şimdi Amasra üzerinde bakalım. Nasıl silsile halinde geldi ve failler kim bu kaza? Bu kazanın failleri. Şimdi Hürriyet'in iç sayfasından getirdim size. İç sayfa manşeti şu. Artık madenlerde hiçbir risk, hiçbir eksik istemiyoruz. 20 sene sonra. Artık madenlerde hiçbir risk, hiçbir eksik istemiyoruz lafı. Devletin tepesindekinin beyanıyla orada bir takım eksiklikler ve riskler olduğunun itirafıdır. Yine sarayın hürriyetteki muhtemeli temsilcisi neyse kalemi ya da milli istihbaratın ne derseniz. Ankara temsilcisinin imzasıyla kaleme alınan analizin başlığı sayışta 2019 raporunda madde madde uyarmış. Eksi 350'de facia geliyorum demiş. Yani artık saray kalemleri de, milli istihbarat kalemleri de bu ortadaki vakaya duyarsız kalamıyor. Tepkisiz kalamıyor. Bu şekilde başlık atıyor yazısına. Ve en facia değerlendirmelerden biri. Enerji Bakanı gözyaşlarına boğulmuş efendim. Üç hafta önce helalleşmiştik. Enerji Bakanı bir madene gittiğinde üç hafta önce oradaki madencilerle, oradaki işçilerle helalleşir mi diye de kimse sormuyor. Niye helalleşsin yahu? Oradaki tedbirleri gözden geçirir, işçilerin şikayetlerini dinler ve ne kadar güven içerisinde çalıştıklarını tespit eder ve döner. İyi çalışmalar arkadaşlar der ve çıkar. Helalleşme neyin nesi? Yani niye helalleşiyorsunuz? Zaten bu bile sorumluluğun teyidi. Başka hiçbir şey değil. Onların ölümlerinden ben sorumluyumun teyidi. İşte Sayıştay raporu 2019. Bu derinleşme diyor 300 metre ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Sayıştay raporu son derece açık. Ki zaten gazetelerin atıfta bulunduğu rapor da bu. Sayıştay demişken hatırlatalım. 30 Mayıs 2022'de Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum demişti. Ayar vermişti. Açık arama demişti. Üstümüze gelme demişti. Benim eksi taraflarımı, benim kurumlarımın negatif yönlerini önüme koyma demişti. Sonra da seni bak böyle yaparsan bizim üzerimizde vesayet kurmakla itham ederim diye de abu altından su göstermişti. Metin de o var. Baktığınızda, dikkatle baktığınızda. Ana muhalefet. Gerçi bugünkü sistemde ana muhalefet var mı yok mu bilmiyorum mı? ama CHP'nin attığı tweet. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, dualarımız. Yani Diyanet İşleri Başkanı herhalde böyle bir tweet atsa hani dersin ki Diyanet İşleri Başkanı'dır dua ediyor ne yapacak yani. Fakat ülkenin iktidarına talip olan bundan sonraki döneme talip olan partinin attığı tweette kullandığı kelimeler iktidar unsurlarıyla aynı. Ki zaten Gökçe Gökçen CHP Genel Başkan Yardımcısı onu da tatmin etmemiş bu tweet ki hayır maden diye bir şey yok diye bir şey yok diye üzerine şerh düşmüş. O tweetin üstüne şerh düşmüş alıntılayarak. Ahmet Kuru şehit kavramı hukuki ve siyasi terminolojiden çıkarılmalı diyor. Kesinlikle haklı. Bu iktidar her ölene veya her kaybedilene veya kendi kusuru sonucu yetip giden canlara şehit diyor. Bu sadece sınır ötesi harekatlarda tabutlar içinde gelen Mehmetçikler için geçerli değil. Maden kazasında gidene de, yeri geliyor trafik kazasında gidene de, yeri geliyor denizde boğulana da. Aysu'da Kölemen paylaşmış. İşte Batı ülkelerinde böyle bir kaza olma ihtimalini ve oradaki konforu ama... ...mihim olan şu yazdığı satırlarda. Neden tedbir alınmıyor? Maliyet. Çünkü tedbir almak maliyet getirir. Patrona, patronun sırtına. Her tedbir bir maliyettir. Her işçi güvenliğiyle ilgili, çalışma güvenliğiyle ilgili yapılacak iş bir maliyeti de beraberinde getir. İşte o maliyetten kaçtığı için patronlar işçiler ölüyorlar. Kazalar oluyor. Oradan ettiği karla çok sevdiği çocuğuna iyi bir eğitim aldırıyor. Yeni bir ev, lüks bir düğün. Yani ölen işçilerin kanıyla düğün yapıyor, ziyafet düzenliyor. Cezası yok. Bu kader değil. Çocuğunun boğazından geçen her lokmada işçilerin kanı var demiş. Yine Emrah Gülsunar, işte kader diyenle neoliberalizm diyen arasında bir fark görmüyorum demiş ki madem kader neoliberalizm o zaman gelişmiş ülkelerde neden neredeyse hiç olmuyor diyor. Mesele liberalizmle, neoliberalizmle, postliberalizmle, kaderle anlatılacak bir olay değil. Peki neden gelişmiş ülkelerde, Batı'da, İngiltere'de, Almanya'da böyle madenler yok mu? Var. Ee, ve neden orada iş kazalarına verilen kayıplar veya maden kazalarına verilen kayıplar yüz binde bir, yüz binde iki seviyesindeyken senin ülkende yüz binde elli seviyesinde? Unutuyoruz. Soma çok gündeme geldi. Ben de gittim orada yayınlar yaptım. O mezarlığı ziyaret ettim. Soma'nın birinci yıl dönümünde 2015'te bugün TV vardı o zaman. Birinci yıl dönümünde Soma'ya gittiğimizde bizden başka yayın kuruluşu yoktu. Bütün Soma şehrinde, bütün televizyonlarda bugün TV açıktı. Bütün gün yayınlar yaptık. Özel, akşam da orada özel bir açık oturum düzenledik. Bütün partilerden insanlar katıldı. Ve bütün Soma o gün bugün TV'yi seyretti. Soma'nın birinci yıl dönümünde. Medya nispeten e, serbestti. Nispeten e, bugünkü gibi iktidarın bültenleriyle e, kendine biçim vermiyordu. Nispeten gidebilirlerdi oraya bir iki yayın, canlı yayın aracı gönderip oradan programlar çekebilirlerdi. Yoktu hiçbiri. 2015 yılının Mart ayında. Yoktu. Hiçbiri yoktu. Mart ayında, Nisan ayında hiçbiri yoktu. Gitmedi. 2014'ün Ekim ayında Soma'dan yaklaşık 5-6 ay kadar sonra Ermenek'te bir facia oldu. Orada tabii Soma'daki kadar yani 300 değil 18 işçi hayatını kaybettiği için daha küçük geçti. Daha küçük görüldü bu haber veya birkaç gün konuşuldu sadece. Fakat bu Recep Gökçe oğlunu Ermenek'teki faciada yitiren Recep Gökçe'nin ayağındaki pabuçlar hatırlayın. Bütün gazetelerde geniş biçimde yer almış fotoğrafı bu fotoğrafı basılarak 79 yaşındaki Recep Gökçe'nin ee, oğlunun acısıyla işte ağlaması, yakarması ve o durumu fotoğrafta her şey net bir biçimde görülüyor. Yası, hüznü dikkat çekmişti. O Recep Gökçe Eylül 2020'de koronavirüsten hayatını kaybetti. Ama pabuçları unutulmadı. Yaklaştırayım bakın. Bu yırtık pabuçlar. 3-5 kuruşluk pabuçlar ama yırtık pabuçlar onu yenileyecek dahi parası yoktu maden işçisinin babasının Şimdi bakın çok net. Yayınları takip edenler defalarca bahsettiğimi hatırlayacaklardır. Tweetlerimde, yazılarımda da var. Belki 7-8 yıldır var. Her fırsatta da söylüyorum. Hak hukuk rafa kalkmışsa, hesap verilebilirlik gitmişse, ekonomik krizdeyse denetim biter. Ve kazalar, ölümler artar. Hemen her alanda sadece madende değil. Trafik kazaları artar, yangınlar başlar, sigorta parası için yangınlar başlar. Çünkü bu bir maliyettir. Hak hukuk rafa kalkmıştır. Hesap verilebilirlik yoktur. Hele bir de üstüne ekonomi de krizdeyse seyreyleyin. İnsan yaşamı, insan yaşamları tehdit altındadır. O ülkede insan hayatı kadar ucuz başka bir şey yoktur. Devlet Bahçeli tweetlerinde Rabbimden niyazım ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle cemaliyle buluşturması. Herkes dua ediyor. Cennet, cemal, Rabbimden niyazım, duam. Sonra da en alttaki tweette o var. Sarıyla işaretledim. İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı. Devlet Bahçeli'nin kelimeleri bu defa Amasra'da yetersiz kalmış. Halbuki Soma'nın ardından şakıyordu o bahçeli. 2015 seçim kampanyasında Zonguldak mitingindeki Zonguldak bir maden şehridir konuşmuştu. Şimdi onu ekrana getireceğim. Bugün TV'den kestiğim görüntüyle. Bir yıl önce yani 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 madencimizi kara toprağa verdik. Görevlerinin başındayken kaybettiğimiz tüm madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hükümet hep bahaneler aradı. Özel sektör firmaları sorumluluktan kaçtı. Erdoğan 2010 yılının mayıs ayında Zonguldak'a gelip kazalara kader dedi ve yüzü kızarmadan abartıldığını söyledi. Hükümetin yıpratılmak istendiğine vurgu yaptı. Soma'ya gitti, fıtrat dedi dünyada yaşanmış kazalardan sıkılmadan örnekler verdi. Bir met markete girdi, ciğeri yanan vatandaşlarımıza küfürler savurdu. Müşaviri sağa sola çılgınlar gibi tekme salladı. Fıtrattan bahsediyorlar, kader diyorlar. Fakat çalarken fıtratı hatırlamadılar. Haram yerken fıtratı fıtrat demediler. Rüşvet alıp verirken Zonguldak'ın hakkını ayakkabı kutularına yığarken kimsenin aklına da fıtrat gelmedi. Sizler helalle sözleştiniz, onlar haramla nikah kıydılar. Böyle devam ediyor Devlet Bahçeli. O günlerde böyle şakıyordu. Şimdi kelimeler kifayet etmiyor diyor. Bugünkü muhalefetle devam edelim. Selahattin Demirtaş, İngiltere'de, Almanya'da maden işçileri şehitlik mertebesine ulaşamıyorlar. Çünkü oralarda suçu kadere yükleyen yöneticiler yok demiş. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş daha ağır konuşmuş ve katillerin suç mahalline dönmek gibi bir huyu var demiş. Şimdi ona bakalım tekrar. Cumartesi gününe Amasra'ya gidiyoruz. Artındayız. Şu ana kadar 41 madencinin yaşamını yitirdiğini öğrendik. Tüm madencilerin yakınlarına, sevdiklerine, ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Maden işçileri arkadaşlarının kurtulması için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Yakınlar dışarıda perişan bekliyorlar. Az evvel Tayyip Erdoğan geliyor diye bütün alanı boşalttılar. Biz de yurttaşlarımızla beraber alandan ayrıldık. Tıpkı her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi bu ülkeyi bir işçi mezarlığına çeviren Erdoğan da olay yerine dönüyor. İşçilerin kanıyla, canıyla sürdürdüğü iktidarının yeni katliamlarına iyi baksın Erdoğan. Patronlar servetlerine servet katsın diye. Soma'da, Ermenek'te işçiler nasıl katledildiyse bugün Bartın'da da olan budur. Şimdi çıkıp utanmadan buna kaza diyorlar katlettikleri madencilere şehit diyorlar. Bu nasıl ne yüce bir şehadet makamıdır ki AKP'lilerin, sarayların, zenginlerin evine hiç uğramıyor. Nerede gariban var, nerede yoksul emekçiler var, şehadet hep onların payına düşüyor. Ey Erdoğan, senin kaderin çocuklarına yatlar katlar almak da emekçilerin kaderi ölmek mi? Madenci evladının kaderi yetim kalmak mı? Sayıştay uyarıyor. İşçi arkadaşlarımız yıllardır uyarıyor. Önlem alın diyor, dinlemiyorsunuz. Sayıştay'ın 2019'daki uyarı... Bu şekilde. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ta bu şekilde isyan etti. Dönelim iktidarın yeni propaganda aracına. Gazın dağıtım üssü Trakya'da olacak. İşte bu Rusya'dan, daha doğrusu Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye teklifi yani gazı size gönderelim sizin üzerinden Avrupa'ya sevk edelim. Fakat daha önceki yayınlarda da söyledim bunun ne teknik olarak ne siyasi olarak ne de mevcut stratejik dengeler açısından olabilirliği yok. Keşke olsa fakat olabilirliği yok. Yani Trakya üst olacak falan da yani sizin depolama kapasiteniz buna müsait değil. Bu rahattı kapasiteleriniz buna müsait değil. Çok ciddi teknik yatırım gerekiyor. Bu da birkaç yıllık yatırım demek. Böyle bile olsa alıcı bulmanız şu anda olası değil. Yani Avrupa zaten şu anda Rusya'ya Putin yönetimi bitene kadar belli ki bir yaptırım uyguluyor. Dolayısıyla zaten Kuzey Akım hatları var 1 ve 2. Baltık Denizi'nden gelen. Yani o Kuzey Akım hatları çalışmıyor şu anda bu sebepten. Eğer ambargo kalkarsa oradan alacak gazı zaten. Ambargo devam ederken Türkiye üzerinden nasıl alacak gazı? Gazı. Sadece laf. Sadece seçime doğru giderken işte Türkiye'nin ağzına sürülmüş bir parmak bal başka hiçbir şey değil. Suat Kınıklıoğlu yazmış. Bu enerji merkezi lafları Kremlin'in seneye yapılacak seçime doğrudan müdahale etmesi anlamına gelmektedir diyor. Merkez Bankası'nda kaynağı açıklanamayan döviz girdilerinin nereden geldiği behamahal araştırılmalıdır. Putin, Cumhur İttifakı'nın yeni üyesidir. Haksız mı? O arada Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya devletini terörist rejim ilan etti. Bu yaptırım ötesi bir ilanat ee, ve bu oylamada AKP iyi partiler dahil 100 parlamenterin 99'u olumlu oy kullanmış. Sadece CHP'li Ünal Çeviköz çekimser oy kullanmış Cengiz Aktar'ın aktarımıyla. Evet. Ekonomimiz iyi değil. Asıl gerçek gündem bu. Hürriyetin iç sayfasında küçücük bir haber. Ağustos'ta süt üretimi azaldı. Aslında haber o değil. Haber şu. Zarar eden süt üreticileri hayvanlarını kesime gönderiyor. Aylar önce birkaç kere bu yayınlarda ifade ettiğim konu, artık süt üreticileri hayvanlarını kesiyorlar. Neden? Süt para etmediği için ya da yem ücretleri arttığı için. Başka çare yok. Sürdüremiyor işini. Ondan dolayı da hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu işletmenin dibine dinamit konması demek, patlatılması demek, yok edilmesi demek. Bu haber. Bu başlıkla birinci sayfadan verilmeli. Ama görülüyor. Görüldüğü üzere iç sayfada küçücük bir haber. Sadece ağustosta süt üretimi azaldı. Eylül'de artacak. Ekim'de tekrar eski normali yakalayacak. Fakat haberin içine baktığınızda süt ineklerinin kesildiğini görüyorsunuz. Süt inekleri kesilmişse sonraki aylarda ne olacak? Bir, bir diğer önemli konu. Okullarda beslenme sorunu. TÜİK araştırması üstelik. Şey, özür, özür dilerim. Türk İş Araştırması. Ki on, o da hükümetin sendikası artık. Fakat ona rağmen bazen bozuk saatin günde iki kere doğruyu göstermesi gibi doğruyu gösterdiği oluyor. Okullarda beslenme sorunu her dört çocuktan biri aç ki bunu siz en az olarak okuyabilirsiniz. Her, dör, her dört çocuktan en az biri aç. Böyle okuyabilirsiniz. Maske ve sokağa çıkma yasa cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Ödeyenler asıl haber o. Ödeme yapanlara da iade olmayacak. Şimdi böyle bir haber neyi beraberinde getirir? Bu tarz kesilen idari para cezalarının bundan sonra ödenmemesini. Niye? Ödeyenler enayi durumuna düşüyor da ondan. Devlet devlet olsa bu tür konuları böyle ayağa düşürmemesi icap eder. Ama dediğim gibi Türkiye hep böyle vergi afları, vergi barışları, bir takım idari cezaların, gecikme cezalarının filan silinmesiyle devam edip gidiyor. Ve bu her dö seçim döneminde yaşıyor. Tıpkı bir zamanlar gece gondolaşmanın e, teşvik edilmesi, gece gondolara ruhsat dağıtılması gibi şimdi de bu yapılıyor. Siyasete bakalım. Ali Babacan Halk TV Şirin Payızın sorusu üzerine, Ülke adı vermek istemem ama Türkiye'nin altılı masanın, Türkiye'nin ve altılı masanın dışarıdan müdahaleler konusunda çok dikkatli olması gerekecek demiş. Dışarıdan müdahaleler nedir, neyi kastetti bilmiyoruz ama altılı masaya, altılı masanın dışarıdan müdahaleye ihtiyacım var Allah aşkına, kendi içindeki meseleler yetiyor, yeter yani. Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları ise son dönemde çok farklı gazetelere çok farklı sorulara cevaplar veriyor. Cezaevinde yoğun bir mesai yapıyor besbelli. Özellikle 7 Haziran 1 Kasım arası ile ilgili o dönem yaşanan hadiselerle ilgili Selahattin Demirtaş'ın anlatacakları var. Fakat son 1-2 haftadır gazetecilere gönderdiği cevaplarda veya mesajlarda enteresan konuların altını çiziyor. Keşke biraz daha açsa. Mesela sonuncusu İşin içinde darbeci çeteler var diyor. 7 Haziran 1 Kasım 2015 arası yaşanan hadiselerle ilgili olarak. Hendek hadiseleri, terör hadiseleri, Ankara katliamı. işit çeteleri var. İstihbaratın jöh ve pöhün de dahil olduğu jandarma özel harekat, polis özel harekat, sadat çeteleri var. Hepsi açığa çıkmalı diyor. Selahattin Demirtaş ve HDP sözcüleri bu konuda bildiklerini daha net, sarih, açık ortaya koymalı. Dönelim susturma yasasına, sansür yasası olarak geçiyor. Fransız Lemont Türkiye'de ifade özgürlüğüne son darbe ifadesiyle olayı manşetten böyle duyurmuş. Oysa Trolliçe diyor ki, yalanı haber diye sunanların işi biraz daha zor artık. Acaba bu yalanı haber diye sunanlar yargılanacaklar mı? Bu yasanın kapsamına giriyorlar mı? 2014'te A haberin geçtiği haber. İstanbul Ankara arasını 7 liraya gidecek ilk yerli elektrikli araç 2016'da yollarda. 2014'te geçtiği haberde 2 yıl sonra İstanbul Ankara arasını 7 liraya gidecek elektrikli aracın 2 yıl sonra 2016'da yollarda olacağını müjdelemişti. 2016 nereye? 2022 nereye? 2023'te yerli araç belki çıkacak. üretilecek ama Ankara-İstanbul arası 7 lira mı olur, 70 lira mı olur, 700 lira mı olur? Onu o zaman göreceğiz. Türkiye yalnız değil Uganda liginde. Uganda'da 1986'dan bu tarafa devlet başkanı olan Museveni internette yanlış ve kötü niyetli bilgi paylaşmayı suç sayan yasayı onay onaylamış. Orada da muhalefet öfkeliymiş. Fakat Uganda'nın geleneği bu ki hatırlatalım. Uganda'nın meşhur diktatörü filmlere konu olmuş, belgesellere konu olmuş diktatörü Idi Amin bir soru üzerine şu cevabı vermişti. Ülkemizde demokrasi vardır. İsteyen istediğini özgürce söyleyebilir. Ama sonrasında ne olur işte onu bilemem. Evet. İran'la Bugünkü manşeti yavaş yavaş toparlayalım. Arif Keskin paylaşmış. Paylaştığı fotoğraf son derece önemli. Gösterileri en iyi özetleyen bir fotoğraf diyor. Ne istediğini bilenle orada ne iş olduğunu anlamayan arasındaki fark. Kendisi için kavga edenle, başkası için çatışanlar arasındaki fark. Görevle özveri, iyi ile kötülük, köle ile efendi, özgürlükle zorbalık farkı, kadın asaleti demiş. Burada polisin bakışına özellikle nazar edelim. İran rejim polisinin ürkek bakışları ve kadının kararlı duruşu gösterileri en iyi özetleyen bir fotoğraf. Manşeti kapatırken Tuğrul Er Yılmaz kısa bir video çekti, sosyal ağlarda paylaştı. Basına sansür, susturma, son çıkan yasa üzerine onunla bitireceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla Gazetecilikte 45 yılımı devirdim. Bir sürü otoriter, yasakçı zihniyete karşılaştım. Bir iki bir şey daha kullanacağım. Bunlar kadar e, ifade özgürlüğü, daha doğrusu halkın haber alma özgürlüğüne karşı çıkan bir iktidar çok az gördüm. Ama iktidardan gider biz kalırız.